de fazla ilgilendirmez. Nedir bu oryantalizm? Orient kelimesinden, orientten geliyor. Şark demektir. Şark bilimi demektir. Doğu bilim diye çevriliyor. Bunu eskiler müsteşrik diye kullanırlar. Müsteşrik, Türk insanının da, Arap insanının da, İranlının da kafasında soru işaretleriyle anılan, hatta bazen meşhum bir karakter, bir portredir. Bu gibi portrenin ortaya çıkışında haksız yönler de yok değildir. Size bazı örnekler vereyim. Mesela Lawrence. Lawrence'i tanıtmak gerekir. Kendisi şark dillerini çok iyi bilen bir müsteşriktir. İngiltere'nin en iyi üniversitelerinde okumuştur. Daha ötesi, bu İslam, Kur'an tetkiki, çağdaş Türkçe, çağdaş Farsça, çağdaş Arapça gibi sınırları da aşmıştır. Daha eskilere gider ve hatta eski Semitik arkeoloji üzerinde de bilgi sahibidir. Zaten çok genç yaşlarda da Doğu bölgelerinde bu gibi ilmi gezilere ve arkeolojik araştırmalara katılmıştır. Yani kendisi eski Semitistik dediğimiz, efendime söyleyeyim, İbranca, Aramca vesaire gibi dilleri de bilir. Dahası var, bugün İngiliz dilinde Homeros'un İlyada ve Odysseus'unu okumak istediğiniz zaman halen kullanılan en iyi çeviri de Lawrence'dir. Yani sizin bildiğiniz Lawrence aynı zamanda Batı dillerinde ve bilhassa eski Yunan Roma konusunda da esaslı bilgi sahibi dahi bir filologdur. Bu enteresan zat ömrünü kütüphanelerde geçirip daha fazla eserler üreteceği yere de bu muhteşem bilgiyi açıkçası bir hayalin peşinde kullanmıştır. Burada onun İngiltere'nin parası veya sırf mevki için bu işi yaptığına inanmak zor. Onu aşan bir hırs, onu aşan bir gayret ve mesai var. Arapların Türklerden bağımsız olmasına inanmış ve bunun için İngiliz istihbaratıyla harp içinde birleşerek, zaten kendisi ordudadır, görevli bir subaydır ve albaylığa kadar terfi etmiştir bu sayede. Her türlü işi yapmıştır. Her türlü melaneti söylemekten çekinmeyelim. Çölden geçen, Medine'den kuzeye doğru giden trenlere aşiretleri saldırtmak. Burada sadece askerleri değil, sivil halkı, hatta memurların kadın ve çocuklarını öldürtmek, yağmaya izin vermek, sabotaj faaliyetlerine girişmek gibi. Hiç bilinmeyen ve unutulan bir şey değildir. Birinci Harbi Umumi'de bizim Arabistan cephesindeki askerlerimizi karşıdaki nizami düşmandan çok ayaklanan Arap aşiretleri ve bilhassa Şerif Hüseyin'in adamları zarara uğratmışlardır. Burada cereyan eden olayları Türkler bugüne kadar unutmuyorlar. Aslında unutuyoruz fakat zaman zaman bazen hatırlamak gerekiyor. Zaten tarih unutulmak için oluşmuş bir olaylar bütünü değildir. Unutmamamız, bilmemiz gerekir. Lawrence'in bu meşhum karakteri dışında son derece de iyi yetişmiş biri olduğunu söyledik. Daha başka meşhum karakterler de var. Bunlardan bir tanesi bazılarımız.